Sevgili dinleyiciler, manşet devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ata Nevzat Yalçın bizlerle olacak. Yalçın, immün plazma yöntemini ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu değerlendirecek. Hocam, şimdi yeni bir tedavi yöntemi var biliyorsunuz, immün plazma. Son birkaç gündür bununla ilgili genelde konuşuluyor. Türkiye'de de uygulanmaya başlandı. Bu yöntemden biraz bize bahsedebilir misiniz? Bu hastalığı her türlü hastalık için genelde viral salgın hastalıkların çoğunda da geçerli bir yöntem. Şöyle ki, hastalığı geçen bireylerin meydana gelen antikorların bir şekilde hastalığı geçirmekte olan kişilere verilmesi, bunlar da bağışıklık sistemine ciddi bir katkısı oluyor. Daha doğrusu virüsün yok edilmesi için buna dayalı bir yöntem. Bu nedenle hastalık geçirmiş olan kişilerden, ama bu en azından belli bir süre geçmesi gerekiyor. Hastalıktan sonra en az 3 hafta ihtiyaç var ve tekrar testlere negatifleşmesi lazım. Ve bazı testlerin de bu hasta serumlarında mutlaka yapıldıktan sonra hastalıklı bireye verilmesi gerekiyor. Peki hocam, bunun herhangi bir riski var mı hasta için? Bu uygun koşullarda yapıldığı takdirde ve özel bazı viral ajanlar ya da bazı kanla geçebilecek etkenler yönünden incelendiği takdirde herhangi bir sorun olmuyor. Ama mutlaka bakılması lazım. Yani işte hepatitler diyelim, HIV virüsü, birçok şeyler yönünden hastanın bu şeyinin tetkikten geçirilmesi gerekiyor. Bir tür kan nakli diyebiliriz. Hocam, bir de virüsün mutasyon geçirmesi de çok konuşuluyor. Mutasyon geçirip ölüm tehlikesinin ortadan kalkması mümkün olabiliyor mu? Şimdi mutasyon geçirdikçe aslında sıkıntı daha da artabiliyor. Şöyle ki, bu virüs 2002'deki SARS virüsünün bir benzeri. Gen yapısı olarak %85 benziyor. Dolayısıyla belli bir mutasyon geçirdi ve bugün karşımıza hiçbir ajanın etkili olamadığı bir etkin olarak karşısına çıkıp böyle çok yoğun yaygınlık ve ölümcüllükte karşımıza çıktı. Dolayısıyla tekrar bunların mutasyon geçirmeleri ya da farklı virüslerin bir araya gelip yeni bizim baş edemeyeceğimiz bir virüsle de karşılaşmamız her zaman mümkün olabilir. Hocam, şimdi dünyaya baktığımızda genelde Çin'den söz ediliyor. Kısa sürede nüfus fazla olmasına rağmen iyi bir mücadele gösterdi. Kontrol altına aldığı için başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Ve Türkiye'nin de Çin'le malumunuz ilaç alındı, oradan ikili ilişkiler var. Şimdi bu Çin'in başarısı ilgili ne söylersiniz? Herkesten farklı olarak ne yaptı? Şimdi Çin aslında 2002 yılındaki bu SARS'la, o zaman Guangdong eyaletinden muhtemelen başlamıştı. Sonra Hong Kong'a yayıldı. Oradan belli bir tecrübeleri var. Şimdi peki Çin ne yaptı? Aslında bu Wuhan kenti, yaklaşık 11 milyon nüfusu var ve Hubei eyaletinin en büyük ili. Hubei eyaletinin yaklaşık 57 milyon nüfusu vardı. Şimdi burada yaptıkları şu oldu. Bu Wuhan iliyle birlikte bu 11 milyona ilaveten yakınındaki 34 milyonluk nüfusu 3 ay süreyle karantinaya aldılar. Hatta bu karantina halen bitmedi. Bu karantina önlemlerinin ciddi bir şekilde sürdürmesi sonucu, bakın bugün neredeyse vaka sayısının ve ölüm sayısının ciddi bir şekilde düştüğü ifade ediyor. Yani Çin çok büyük, 1 milyar 400 milyon nüfus vardı ki, eğer diğer eyaletler veya diğer bölgeler etkilenmiş olsaydı neredeyse çok ciddi bir yayılım olacaktı. Dolayısıyla oradaki bu eyaletteki alınan ciddi karantina önlemlerinin burada çok önemli bir katkısı oldu diyebiliriz. Peki hocam, Türkiye için son olarak bize ilişkin de yorumlarınızı almak istiyorum. Şöyle ki, bizim toplumumuz şimdi bakınca herkes tabii ki bu kurallara riayet etmiyor. Özellikle belli yaş gruplarına odaklanıyor Sayın Bakan da yaptığı açıklamalarda. Bizim için bu süreç biraz daha uzun mu sürecek, ne dersiniz? Şimdi aslında burada
riskli gruplar 60 yaş üzerinde, işte kronik akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek rahatsızlığı, işte kanseri olanlar, bağışıklık yetmezliği olanlar, şeker hastaları, tansiyon olan bireyler. Zaten dikkat ederseniz verilerde genellikle 60 yaş üzerinde ölüm oranları çok düşük ama 80'li doğru giderek artan bir ölümcüllük var. Tabii burada eşlik eden hastalıkların da yeri var. Dolayısıyla aslında bakanlığın 60 yaş üzerine işte sokağa çıkma yasağı ve bunu takiben 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı aslında çok önemli bir önlem ve aslında biz bunların karşılığını çok iyi bir şekilde göreceğiz. Yani bu karantina önlemlerinin. Çünkü bu üst yaş grubu hem eşlik eden hastalıkları hem de bağışıklık sistemi nedeniyle daha ölümcül olma riski taşıyan bireyler. Hı hı. Bunlar bir şekilde kısıtlandı ama gençlerin de kısıtlanması bunların cidden hareketliliğini ya da bu değişik bireylerle karşılaşma olasılığını bir şekilde düşürdü. Çünkü genç bir nüfusa sahibi. Bunun da önemli bir engel olduğunu ve önümüzdeki günlerde olası yükselmeyi ciddi bir şekilde düşüreceğini ben tahmin ediyorum.